İşte bu görmüş olduğunuz sığır kuyruğunun bu çiçeklerini toplarlar. Henüz daha yeni açmaya başladılar bizim köyümüzde. Buralarda havalar biraz daha soğuk ama sıcak iklimlerde, sıcak bölgelerde daha önceleri açtılar. Bizde de yeni yeni açmaya başladılar. İşte biz de hazır gelmişken bu sığır kuyruğunun çiçeklerinden toplayacağız. İnşallah bunu çay olarak içeceğiz arkadaşlar. Peki bunun çayını nasıl içiyoruz? Bu çiçekleri topladıktan sonra yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra gölgede kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra tıpkı ıhlamur demler gibi ya da diğer papatya demler gibi bir bardak sıcak suyun içine bir tatlı kaşığı bunun çiçeklerinden atıyoruz. 5 dakika demlemeye bırakıyoruz. Demledikten sonra da bir süzgeçten geçirdikten sonra bu yapraklar dışında kalıyor. Suyunu her gün bir bardak içiyoruz değerli arkadaşlar. Biz böyle yapıyoruz. Ben kendim o şekilde içiyorum. Özellikle intihaplı durumlarda işte boğaz enfeksiyonlarında, gripte, nezlede, inatçı öksürüklerde kışın bu çok çok faydalı oluyor arkadaşlar. Çok çok rahatlatıyor insanı. Bilakis kendim kullanıyorum. O yüzden de işte toplamak için bu dağlara geldim. Yine bu yılda kışında bu çiçekleri toplayarak kurutacağım ve kışın çay alacak içeceğim Allah'ın izniyle. Onun için dağlara geldim. Ben şimdi poşetime bu sarı çiçeklerden toplamaya başlayayım sevgili arkadaşlarımız. Çiçekleri şöyle alıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde topluyorum. Ve bir poşete doldurduktan sonra bu şekilde inşallah kurumak için poşetleyeceğim. Daha sonra da yıkadıktan sonra gölgede bir bezin üzerine ya da bir temiz tepsi gibi bir şeyin üzerine serip kurutacağız. Allah'ın izniyle kışın bunları ıhlamur içer gibi ya da papatya gibi demledikten sonra içeceğiz. Bunun doktorlar birçok hastalığa şifa olduğunu söylüyorlar. Başta kanser hastalıklarına, bazı kanser türlerine iyi geldiğini söylüyorlar. Tabii doktorlar daha iyi bilirler bu işi. Özellikle dalak, karaciğer gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini söylüyorlar. Ama biz atalarımızdan, dedelerimizden bildiğimiz için devamlı topluyoruz. Her sene ben gelirim buraya. Bunlardan toplarım ve kışında soğukta, gripte, üşütmelerde bunun çiçeğini içerim.